Bursa'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni durağımızda Türkiye'nin en güzel mahallelerinden bir tanesi olan Gölyazı'ya geldik. Burası Bursa şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre gittikten sonra 7 kilometre içeriye girerek ulaşacağınız Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı mahallesi. Dizilerden çok bol bol duyduğumuz, gördüğümüz böyle bir ada, Ulubat gölüne çıkan bir adanın üzerine kurulmuş harika bir aslında Rum balıkçı köyüymüş burası. Apollon Krallığı'nın zamanında başkentliğini yapmış ama sonraki dönemlerde mübadeleye kadar da burası bir balıkçı köyüymüş. Sonraki dönemlerde işte artık Türkler yerleştikten sonra burası tipik bir Anadolu şehri, Anadolu köyü, Anadolu mahallesi haline almaya başlamış. Şu anda bu güzel mahallenin tam ortasında bulunan meydandayız. Birazdan işte drone görüntüleriyle ya da diğer görüntülerle size burayı anlatmaya devam edeceğim. Birkaç tane de gezilecek yer var. Bu videoya koyacağım. Bu video boyunca hem Gölyazı'yı, hem eski Karaağaç mahallesini, köyünü, hem Leylek Gölevi'ni, hem de diğer birkaç tane daha sürprizim olacak. Yani Bursa'nın bu güzel gezecek yerlerini tek videoda izleyeceksiniz. Şehir merkezini daha önce anlatmıştım. Bu sefer şehrin dışındaki görmeniz gereken yerleri anlatacağız diyoruz ve rotamıza başlıyoruz. Şimdi eski kısımdayız. Şu anda bakın arkamda işte o adanın olduğu kısım. Bu üzerinden geçtiğimiz köprüde Ağlayan Ağaç'a gitmek için bir daha geri döndük. Burası da Gölyazı Köprüsü. Değil mi? Evet, Gülün Hanım. Gülün Hanım sayesinde geldik buraya. Ya niye gitmiyorsunuz deyince ya ben dedim evet orası vardı benim planımı da unutmuşum demiştim. Ama iyi oldu. Evet. Burası böyle çok eski bir yer mi? Tabii eski bir Rum köyü. Evet. Ben bir giriş yaptım ama. Evet evet. Mübadele'de yani Mübadele köyü aynı zamanda da. Kalıntılar var. Evet. Köyü olduğu zamanlarda. Aha. Ağlayan çınar önemli. Evet, şu an ağaç. Arkamızda birazdan oraya evet. Çekeceğim. Oraya geldik zaten. O zaman Leylekköy Gölevi'nde kaldığımızda evet. Gelebileceğimiz lokasyon. Önemli olan kısım bu. Hepsi birbirine çok yakın arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 20 kilometre çapında çok güzel yerler görüyorsunuz. Leylekköy Gölevi de bunun tam ortasında. Şimdi evet ağacımızı çekeceğiz birazdan. Arkamda gördüğünüz bu tarih arkadaşlar gerçekten bir tarih var arkamızda 750 yaşında bir çınar ağacı buranın da ağlayan çınar. Neden ağlayan çınar diyorlar? Zaten hani üzerinden o akan içindeki sıvılardan dolayı bazen de böyle sular da damlıyormuş o yüzden ağlayan çınar diyorlar. Bu gördüğünüz muhteşem ağaç arkadaşlar 25 metre yüksekliğinde tepesindeki genişlik 35 metre. Sadece gölgesinin genişliği 13 metre ve kendisi 750 yaşında çok da güzel bir konumu var bakın arkamda görüyorsunuz. Hemen Ulubat köyünün gölünün karşısında böyle tüm heybetiyle ziyaretçileri karşılıyor. Zaten köprü buradan başlıyor sonra zaten mahalleye doğru giriyorsunuz. Sandal turları da varmış onu da duyduk belirtelim tekrar. Gelip burada sandallara binip bütün gölü de gezebiliyorsunuz. Fiyatlarını bilmiyorum zaten artık fiyat vermenin de bir anlamı yok sürekli değişiyor fiyatlar. Şu anda burası böyle bir küçük bir park gibi. Burayı da gördük. Şimdi artık yine göle döneceğiz. Bir de girişte çok da güzel bir kilise ve yel değirmeni var. Eski bir değirmen var. Onları da görebilirsiniz. Dönüşte ben yine önünde durabilirsem çekeceğim. Videoda koyacağım ama göremezsen de zaten yolda sol tarafınızda kalacak köye gelirken. Şimdi mahallenin içine doğru devam ediyoruz. Şimdi burada yapacağınız en önemli aktivitelerden bir tanesi arkadaşlar tekne turuna çıkmak. Şu an Haziran 2023 itibariyle 150 TL'lik bir ücretle yarım saatlik bir tura çıkıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Arka taraftaki sazlıklardan başlıyorsunuz. Bu köy etrafında, mahalle etrafında da sizi döndürüyorlar. Yani Adana etrafında da güzel bir tur atıyoruz değil mi kaptan? Evet. Evet, evet güzel de bir turumuzu atıyoruz. Şu anda da biz geldik. Nilüfer çiçeklerine. Nilüfer çiçekleri evet. Burada da var. Evet, denizden sonra bir daha göreceğiz. Dronumuz da artık indikten sonra hava şartları iyi olursa dronu da kaldırırız. Şu anda işte Gölyazı'nın etrafında dolanacağız. Sonrasında içeri göstermeye devam edeceğim. Bu karşımda gördüğünüz yerde Kız Adası. Hemen tekne turuna devam ettiğiniz zaman sağ olsunlar bizi buraya getirdiler. Burada şu anda giriş yasak. Jandarma eşliğinde sadece kazı yapan ekip geliyor. İçeride zamanın kralının kızının ya da ailesinin mezarlarının olduğuna inanılıyor. Ve kazı çalışmaları içeride devam ediyor. Şu anda giriş yasak olduğu için bize böyle dışarıdan gösterdik sadece. Bir
gün batımı eşliğinde Gölyazı sokaklarını geziyoruz. Yani çok böyle eski o evler, nostaljik sokaklar olur ya, tam şu anda oradayız. Zaten burada birçok film ve dizi çekilmiş arkadaşlar. Şahsiyet gibi mesela, ben de sonra öğrendim, İstanbullu Gelin gibi. Birçok dizinin de çekim platoları buraya kurulmuş. Bakın şu anda görüyorsunuz, arkamda çok güzel bir sokak var. Hemen sol tarafında yine Apollon uygarlığından sonra ve diğer dönemlerde yapılan eserlerin kalıntılarını görebiliyorsunuz. Tabii daha restorasyon yapılmamış, çoğu duruyor bu şekilde. Evler bazıları harabe şeklinde, bazıları işte turizme kazandırılmış bir şekilde. Yani Poyraz Sokak'tan şu anda giriyoruz içeriye doğru. Bakalım neler var, neler yok. İlginç bir şeyler görüntü çekerim. Ondan sonra, bundan sonraki durağımızda zaten diğer çevredeki kasaba ve köyler olacak. Gölyazı gezimizi tamamladık arkadaşlar. Şu anda gün batımı keyfini çıkaracağız. Hani daha önce size Türkiye'de birçok güzel gün batımı mekanını anlattım ama bence bu biraz daha şanslısınızla alakalı. Çünkü bazen çok güzel bir yere gidiyorsunuz, bulutlar denk geliyor. Bazen de böyle çok da adı bilinmeyen gün batımı mekanlarında görüyorsunuz. Şekilde gördüğünüz gibi harika bir görüntü var. Hava açık, bulutlar olması gerektiği yerde gerçekten eşsiz de bir su kenarı olduğu için bambaşka ve ambiyansa doyum olmayan bir görüntü ortaya çıktı. Yani Gölyazı'ya bence bu saatlerde gelmeniz güzel olacaktır. Hem güzel bir tekne turu yaparsınız, hem bir gün batımını izlersiniz. Bursa'ya sadece yarım saat mesafedesiniz. Sonra Bursa'ya gidip gezinizin keyfini çıkarabilirsiniz ama Gölyazı'yı mutlaka listemize dahil edin. Bir sonraki mekanımız da eski Karaağaç Köyü olacak. Hadi bakalım, orayı inşallah beğenirsiniz. Şimdi biraz kalacağımız odaya bakalım arkadaşlar. Burası bir suite oda. Yani iki ayrı aile bile kalabilir ya da çocuklu aileler için çok güzel. Bakın burası 3 yataklı olan büyük odası. Yine buzdolabı. Böyle çok güzel çiçekler de var. Buzdolabı, içecekler, böyle güzel tablolar. Şu karşıda bir banyo var. Tuvalet ve banyo beraber. Şöyle göstereyim. Sonrasında da burada da diğer yatak odası var. Diğer otel, yani diğer bina bitince de oradaki farklı odaları da inşallah bir dahaki gelişimize çekeriz. Afrika'dan mı gelmiş bu kuzu? Ay çok güzelmiş, minik minik. Bunu götürsene eve. Şimdi arkadaşlar ineklerin olduğu kısma geldik. Jersey cinsi inekler bunlar. Bunların özelliği şuymuş, sütleri az ama yağ bolmuş. O yüzden bunlardan çıkan peynirler, yoğurtlar daha güzel oluyor. Günaydın, nasılsın? Yemek yerken rahatsız etmeyin mi diyorsun beni? Dün böyle yapmıyorduk. Böyle biraz arkadaşlar daha farklı böyle. Yabancı inek oldukları çok belli zaten. Tertemiz, mis gibi. İnek gibi yiyorlar değil mi? Evet.